Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ısrarla incelenmesini istediğiniz şu hani kırılıyor mu, sağlam mı, buff diye bir şey çıkmış, taşla vursan kırılmaz falan dediğiniz bu jelatini inceleyeceğiz. Şimdi jelatini incelemeden önce şöyle söyleyeyim. Hani bayağı bir talep geldi. Zaten Twitter'dan falan da görmüşsünüzdür. Abi incele, incele, incele. Biz Buff Labs Türkiye. Aynen. BuffLabsTurkiye.com İletişime geçti. Dedik ki böyle böyle bir talep var. Hani görüyorum dedim. Çekişle mekişle falan kırıyorsunuz. Taşla kıralım bakalım dedim. Oluyor mu? Sağ olsunlar gönderdiler. Bir de telefon gönderdiler. Hani deneyin işte genelde hani iPhone 5, 5S, işte 5C, 6, 6 Plus işte o tarz hani segmenti biraz daha yüksek telefonlar oluyor. Benim takozu olmadığı için böyle göndermişler. Deneyeceğim nasıl yapılacağını göstereceğim ama bir iki şey belirteyim. Şimdi çok sahtesi çıkıyormuş bu buff'ın. Hani firmada bundan şikayetçiymiş. Hani belirtirseniz seviniriz dediler. Onu da söyleyeyim. Şurada ürün sorgulama var. BuffLabsTurkiye.com'a girerseniz şurada bir kazıyınız diyor değil mi? Nasıl kazıyacağım onu ben? Aynen. Şöyle bir kod var mesela. Bunu da 3 kere sorgulama hakkınız varmış. Web sitesinde öyle yazıyor. Onu sorgulayınca işte bu ürün orijinal ya da işte ürün orijinal değil. Şikayet hattına başvurun. Nerede gördünüz falan tarzında. Sahte satılan bir yer varsa ne kazdık be tezgah mahvettim. Bunu size söylüyor. İkinci olarak da şey dediler. Made in Korea. Hiçbir buff ürünü şurada Kore malı yazar. Hatta fotoğrafını şimdi göstereceğim. Arkadaş ne pil kisle... Konuşamadım sinirden ya. Ne pislendi ya. Made in China yazmaz dediler hiçbirinde. Hani bunu da söylerseniz seviniriz dediler. Bize söyleyelim. Ve iddiaları şu. Taş ile bu ekranın bunu yaptıktan sonra kıramazsınız dediler. Ben de ilk defa yapacağım. Zaten gördüğünüz gibi kapalı. Ve şöyle bir şey istedik. Hani dedik ki bize biraz gönderin madem böyle. Hani göndermişken 2 tane 3 tane değil de bir 30 tane gönderin. Biz de bunu takipçilerimize bir çekilişle dağıtalım dedik. Sağ olsunlar onu da kabul ettiler. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim ben size. Çok yani uygulaması çok kolay. İlk defa kendi telefonuma bile ekran jelatini ben takmadım. Ama bunu izledim internetten. Şimdi şöyle. Bu baloncuğu şey yapmak için. Bu da şey. Tozları almak için. Önce siliyoruz böyle tertemiz bir şekilde. Bu tozu kendine çeken bir bezmiş. Hani telefondaki tozu anında çekiyor. Böyle uygulayalım. Telefoncu gibi oldum. İyice telefoncu gibi oldum. Ürünü tanıtacağız diye. Ne diyor? Tamam. Yapıştır. Bastır oradan diyor. Tamam aşağıdan yukarı doğru ittir. İyi süper. Aynen şöyle ayıralım. Telefonun altından başlayalım. Yapamazsam rezil mi olacağım lan? Şöyle ittirdik. Tamam. Sonra işte bunu da kazıyın diyor. Biraz yamuk yapmışım. Neyse. Şöyle bir şey var şimdi. Kolay takılı kısmını söyleyeyim de. Biraz da kalın bu arada. 1 milim falan herhalde bu. Normal bir sticker'dan daha kalın. Bazen hava boşluğu falan kalıyor. Hani kendim yaparım hava boşluğu kalıyor diye korkmayın. Ben izledim kendi videolarında. Hava boşluğu kalınca işte bir gün içinde 24 saat içinde 48 saat içinde hava boşluğu kendi kendine kayboluyor. Şey ağır diye herhalde. Bu jelatinin kısmı ağır diye direkt böyle yayılıyor, kayboluyor. Şöyle. Başka bir şey çıkmıyor herhalde şöyle. Tamam aynen bu kadar. Tamam oldu bu. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım. Aha. Ya. Helal olsun lan. Bayağı darbeyi marbeyi yemiyor. Tabii şey hani şunu da altını çizeyim de. Siz kalkıp böyle harala horala çekişe vurmayacaksınız. Bu hani oldu bir düştü telefon. İşte ekranlardan baksan bunu değişim değiştirirsen 600-700 lira falan tutuyor ekranları. Ya orijinal ekranı tabii ki de. O masraftan sizi kurtarmaya yarayan işte 50-60 yıllık bir şey. Gerçeği 50-60 lira. Sahtesi kaç para bilmiyorum. Ama sahtesi de çok varmış piyasada. Hani alıyorlar
ekran kırılıyor, sonra bizim markamız kötü oluyor dediler ki haklılar hani sahtesi yüzünden. Orijinal tabii ki de. Yani öyle bir şey vardı. Abi onlar bir işe yaramadığı şey çıkarttığında tabii piyasaya. Herifler de haklı olarak söylememi istediler. Niye kırmadı bu? Ama işte koca olan bekliyor. Bakalım buna dayanacak mı? Dediğim gibi hani siz böyle pataküte vurmayacaksınız. Sadece ayda bir kere telefon düşecek masadan sandalyeden bir yere. O anda da kırılmadı mı, kurtardı mı? Ne ala. O zaman işe yaramış sayabiliriz. Şöyle. Bak, ekran gidiyor. Hani bilmiyorum. Gözüküyor mu da. Hakikaten bir ya. Neyse. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da şöyle. İşte tornavidayı vurduğum yerlerde bir iz çıktı. Yuvarlak yuvarlak. Hani şöyle sanki. Sanki bir ekran darbe almış gibi. Ceviz falan kırmayacağım. Ben Antep kıracağım. Biraz daha zor kırılıyor diye. Nimet zaten şimdi ziyan olmasın. Şimdi yiyelim de bir dakika. Antep kırdım. Bir tane daha kırayım ya. Şimdi. Temizleyelim şöyle. Bakalım taşa dayanıyor mu? Bu arada şunu söyleyeyim. Hani dedim ya 30 saniye dağıtacağız diye. Webtekno.com'a giriyorsunuz. Bu kampanya aktif olduğu sürece zaten bu videonun altında açıklama kısmı olacak. Kampanya bitince kaldıracağız onu. Şimdi kullandığınız telefonun modeli neyse işte. Belli başlı telefon modellerinin olduğu için ya da olmazsa da hani eşinize dostunuza vardır. Siz yine katılın. Kazanırsanız onlara verirsiniz. Tek yapmanız gereken şey bu videoyu Facebook'unuzda herkese açık şekilde paylaşmak. Hani madem yaptık bir şey izlensin istiyoruz. Herkes açık şekilde paylaşın. Sonra zaten açıklama formu doldururken şey olacak. Facebook URL'nizi de gireceksiniz bizim oraya. Mail adresini de gireceksiniz. Göndereceksiniz. Biz bakacağız. Facebook evet bu. Bir kere katıldı. Açıkla paylaşmış. Hani ben paylaştım, screenshot aldım, göndereyim değil. Sonra silerim değil. Biz URL'den girip bakacağız. Kontrol edeceğiz hani açık mı? Yani paylaşıp halde duruyor mu, durmuyor mu diye. Kampanyaya katılım şartları da yazacak. Onunla oradan bakıp 30 saniyesinde dağıtacağız. Tabii tablet içinde olanı da var. Onu söylersiniz. Neyse markası modeli belli başlı. Çünkü birkaç markanın modelin şeyi var hani biliyorsunuz. Ben şimdi hepsinin tam listesini bilmiyorum. O yazacak orada. Bakalım bizim koca olan buff'ın altından üstünden gelebilecek mi? Üstünden üstesinden gelebilecek mi? Bu da bu arada şey hani plastik değil. Sert bir karton. Ben bunu televizyoncularda falan görüyordum. Böyle merak ediyordum ne bu diye. Sert bir kartonmuş. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle bir sağlam vuralım. Oğlum sakin ol. Tamam. Kırarsın. Evet. Bu şey kırılmıyor hakikaten. Evet, neyse. Taşla kıramadık. Bu saatten sonra taşı rezil etti. Kariyerimle oynatmam tabii ki de. Madem bu taş bu sahneye çıkarsa bu telefonu bir şekilde kıracak. Buradan Buff Labs, Lab mı Lab, Buff Türkiye'ye etkilerinde özür de diliyorum. Biraz çünkü hani şey yani bir bu arada hani bakın ekranda herhangi bir şey yok. Onu da göstereyim. Hatta dur fotoğrafını çekeyim paylaşırız. Yani bir silah sahneye çıkıyorsa bu büyük ihtimalle kırmak zorunda. Yapacak da bir şey yok. Yani bu taşında bir ağırlığı var kimse kusura bakmasın. Tağa gelmiş de taşıyla bir şey kıramadı dedirtmem ben adama. Böyle. Bu da iPhone 5 herhalde. 5S değil değil mi? Parmak izi var mı? 5. 5'miş. Kırmışken de iPhone 5'in de içine bakalım. Madem öyle yedik bir İşte bu ekran 600-700 lira. Bunun böyle kırılınca paramparça olmasını istemiyorsanız sizin için inceledik. Şöyle bir. Bize tabi vakum şeyi yok. Böyle haldır olur açacağız. Cortex de yok bunda. Bakalım bataryasına falan.
Vallahi tertemiz çıktı. MAh'miş pili. Ekranı. Bataryasına darbe vurmuyoruz. Şunu şöyle bir inceden alalım mı? Şunu şuradan. Ulan. Neyse. Bu işte meşhur size yaldır yaldır şarj aleti arattıran kafelerde, mafelerde iPhone şarjı var mı diye sordurtan bataryası. Importer Apple yazıyor. Bilmiyorum bu görebiliyor musunuz da. Şurada bir plastik şeyi var. Bataryası kolay çıksın diye yapmışlar. Batarya atalım. Bizde patlamasın sonra. Ve işte Cortex A9 yok ama A6 işlemci var 5'te. Şöyle yakından görmeniz için fotoğrafını çekeyim de şimdi. Gözükmez mi gözükmez. Sonra beş oldu. A7'de, 5S A7'de, 5C'de falan vardı herhalde. Neyse. Dur lan kamerasını da alayım bari. Bunun kamerası güzel diyorlardı. Bari kamerasını alalım. Yani. Kasa da bayağı iyiymiş ha. Aslan parçası. İşte yani şahsen ben test ettim. Bilekleri kadar varmış. Taşı da kırılmıyor. Güzel. Tavsiye eder misin derseniz ederim. Sizi ayrılığı bir kere de olsa düşeceğiniz bir telefonda ekranınızın böyle olmasını engelleyebilecek bir cihaz. Bakarsınız. Param çok para almam derseniz bizim çekilişe katılın. Bakın. Fiyatlar ne 50-60 lira bir şey olması lazımdı. Ben en son öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Webtekno Facebook sayfasını takip edin. Webtekno Twitter adresini takip edin. Benim Twitter adresimi Teknoloji Atar'ı takip edin. Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize bakın. Eyvallah. Ama koyayım. Taş kıracak diyorum. Kıracak da bir kıracak.